Ben konuşmalarını yapmak üzere Sayın Belediye Başkanımız Haluk Babaoğlu'nu kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın İl Başkanım, partimizin çeşitli kademelerinde görev yapan çok değerli dava arkadaşlarım, daire amirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli basın mensupları ve sevgili ezineller, açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben buradaki açılışını yapacağımız yatırımlardan önce özellikle Sayın Vekilimizin destek verdiği, hükümetimizin destek verdiği çok önemli projeleri burada anlatmak istiyorum. Tabii Ezine'de çok büyük beklenti var. Hala daha niye olmadı diye. Tabii bunlar hani bakkaldan sigara alır gibi hemen parayla olacak işler değil. Planlı projeli işler. Şu anda altyapı projemiz ihale sürecine girmiş vaziyette. Yakında ihale tarihi belli olacak. Çok yakında. Altyapı derken 80 kilometre kanalizasyon döşeceğiz Ezine'ye. 80 kilometre içme suyu döşeceğiz. 21 kilometre yağmur suyu ve arıtma tesisi. Yaklaşık 45 milyon. Yani eski parayla 45 trilyonluk bir yatırım. Bunlar şimdiden Ezine'mize hayırlı olsun diyorum. Bildiğiniz gibi çayın ıslah projesi iki etapta yapılacaktı. İlk etabı özellikle biz üst Kürşü Deresi'nden başlayalım istedik. Niye? Bu bölge taşkın tehlikesi altında. Yani yağmur kuvvetli yağdığı zaman deremiz taşıyor ve Erenler altı, spor kompleksimiz, hükümet binası, ezan gitsin, ondan sonra devam edelim. Bir taşkın su tehlikesini ortadan kaldırmak için üst Kürşü Deresi'nden başladık. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok yakında inşallah bitireceğiz. Hükümet konağına giren köprümüz yenilenecek. Yeni bir köprü yapacağız oraya. İkinci etapta 2016 yılında Akçin Çayı içinde olacak ve 2700 metre çay sahası söz konusu. Yani mezarlığın öbür tarafından mezbahaya kadar olan bölge tamamen ıslah edilmiş olacak. Bu yatırımla Ezine'mize hayırlı olsun. Stadyum vaadimiz vardı. Şu anda son aşamaya geldi. Çevre İl Müdürlüğü projeleri bugün yarın teslim edebilir Spor İl Müdürlüğümüze. Edilir edilmez ihale tarihi alınacak ve kısa zamanda da yapımına başlanacak. İnşallah önümüzdeki sezon açılışında hep birlikte yeni stadyumumuzu yapacağız. Yeni stadyumumuzun özelliği çift tribünlü olması. Tabii çim sahası olacak ve altı kulvarlı olacak. Mevcut yere sığmadığı için biz 23 dönüm yeri kamulaştırmak zorunda kaldık. Yani gecikme sebeplerimizin bazıları da böyle yeterli imkanı bulamamamızdan kaynaklandı. İnşallah yakında 2016 yılında stadyumumuzda bitecek, Ezine'mizin hizmetine sunacağız. Bu yatırımımız da Ezine'ye hayırlı olsun. Kültür Merkezi vaadimiz vardı. Kültür Merkezi vaadimiz dün görüştüm ben bakanlıkla. 2 ay içerisinde proje onaylanacak ve gelip burada kazı çalışmaları başlayacak. Muhteşem bir kültür merkezi olacağını düşünüyorum. Yatırım miktarının 5 milyon olduğu söylendi bana. Yani bu tabiri yerindeyse Çanakkale'ye bile fazla olacak olan bir kültür merkezi. Çünkü Çanakkale'de bile yok. Tabii bu bizim bu yatırımlarla beraber arkasında bize devasa gücünü hissettiren, her konuda bize destek veren Sayın Grup Başkan Vekilime çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir güç. Allah kendisine razı olsun. Biz
Belediyeyi ilk aldığımızda balkon konuşması yapmıştım ben. Dedim ki Ezine'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ezine emin ellerde demiştim. Bu sözümüzün arkasındayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi biz Ezine olarak oturmuyoruz. Her saat, her dakika belediye başkanımızla birlikte kentimizi, yaşadığımız yeri daha iyi yaşanabilir bir hale getirmek için birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmaları da ben hükümetin temsilcisi olarak yakından takip ediyorum. Kendilerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Ezine için daha güzel şeyler hep birlikte başaracağız. Ben bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Milletvekilimiz Bülent Turan'a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bize desteksiniz. Bundan sonra da desteklerinizi bekliyoruz. Bu açılışın inşallah ilçemize hayırlı olması temennisiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. Dün itibariyle yeni görevimizden sonra Çanakkale'mize geldik. Dün Çanakkale merkezde, Lapseki'de değişik toplantılar yaptık. Bugün de ilk yine imkanda Ezine'mize geldik. Biliyorsunuz seçimden sonraki daha bir ay oldu. İkinci gelişimiz. Allah ömür versin, daha çok gelelim. Allah imkan versin, daha çok sizlerle bir arada olalım. Çünkü az önce Sayın Başkanımızın ifade ettiği bu adamlar güçlü derken bizim bir tane gücümüz var. O da sizsiniz. Siz bizimleyseniz biz güçlüyüz. Siz varsanız biz kıymetliyiz, siz varsanız biz varız. Alın milletimizden ne paramız ne pulumuz, ne makamımız ne mevkimiz hiçbir şey bize fayda sağlamaz. AK Parti'mizin arkasında 1 Kasım'da hem Ezine'miz hem Çanakkale'miz hem Türkiye'miz çok net, çok dik durduğu için bugün koşarak buralara geldik, açılışlarımıza tekrar başladık. Bakınız, 7 Haziran'dan 1 Kasım'a geçen 4 ay içerisinde yarım yamalak hükümete rağmen tabiri caizse, koalisyon görüşmelerine rağmen, net olmayan süreçlere rağmen Allah'a hamdolsun mahcup olmadık ve Çanakkale'mize tam 22 tane tesis kazandık. Bakınız, bu 22 tesisi lütfen bir düşünelim. Önceden bir tesis için yer tahsisi var mı yok mu, parası var mı yok mu, ihale çıkar mı çıkmaz mı, yetişir mi yetişmez mi diye düşünülürdü. 4 ayda Çanakkale'mize tam 22 tesis kazandırdık. Hatta öyle bir şey oldu ki bu tesislerin bitmesine rağmen açma imkanı bulamadık. Bakın bu tesis epey oldu ama daha yeni açılacak oluyoruz. Araya seçim girdi, başka şeyler girdi. Az önce Sayın Başkan ifade ettiler. Ezine'nin her karışına borcumuz var. Biz Ezine'yi bir köy gibi olmaktan çıkarıp bir modern şehir yapmak istiyoruz. Ezine'nin küçük sanayi sitesi bizim emanetimiz. 25 yıldan beri yapılmamış. 25 yıl. Ama şimdi Sayın Başkan Kaymakam Bey ile beraber öncülük yapıyorlar. Biz Ankara'dan destek olacağız. İnşallah en kısa süre içerisinde o küçük sanayi sitesi dediği ifade ettiğimiz Ezine'miz için çok kıymetli olan o bölgeyi hayata geçireceğiz. Onun dışında şu gördüğünüz sahadan 22 tane değişik ilçelerimize yaptık, Ezine'mize de yaptık. Galiba 2 tane var burada değil mi Sayın Başkan? 2 taneye bugün açıyoruz. Peki 2 tane Ezine yeter mi? Yeter mi? Galiba yetecek gibi diyorlar. 2 tane Ezine yeter mi? Yetmez. Bak şimdi il müdürümüze görüştüm. Spor il müdürümüzle. Şu arkamızdaki sahaya, gördüğünüz araziye sentetik saha tekrar inşaatına başlıyoruz. Ezine'de kim spor yapmak istiyorsa, kadın erkeği, genci yaşlısı, öğrencisi, kim üniversitemiz var, kim istiyorsa benim yerim yok demesin diye ısrarla takip ediyoruz. Bu gördüğümüz yerde herhangi bir tesis gibi olmayacak, bunlar gibi olmayacak. Çok daha özel. Altı bulvarı olan bir atletizm sahası, yürüyüş parkurundan bahsediyorum. Futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası olacak. Onun yanında tam 1000 kişilik tribünüyle beraber bir stat haline gelecek. Sadece top oynamak değil, futbol oynamak değil, izlemek isteyenler de rahatça burada farklı maçların futbol oynandığını görecekler. Bunu da böyle 3 sene sonra, 5 sene sonra demiyoruz. Hep söyledik. Onlar laf söyler, bir iş yaparız. İnşallah göreceksiniz. 2016 bitmeden burada tekrar bir araya geleceğiz. Bu bölgeye modern bir tesis açılışını inşallah beraber yapacağız. Ben şimdiden emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Bunları söylerken de böyle ya bunların rakamı nedir falan diye düşünmeyin. 2,5 milyon, yani 2,5 trilyon eski parayla
ciddi bir tesis, onu inşallah hayata geçireceğiz. Onun dışında az önce belediye başkanımız ifade ettiler. Ezine gibi bir şehrin, kaymakamlığı olan, belediye olan bir ilçenin hala altyapısının sorun olması bizim en büyük mahcubiyetimiz. Ama Sayın Başkan bir yolu göreve gelelim. Bizi sıkıştırıyor, takip ediyor ve 45 milyon yine eski rakamla milyonu bulan altyapı projesine hem altyapı hem su hem kanalizasyonla ilgili söylüyorum. 80 kilometreyi bulan o alanı değerlendirecek ve inşallah buranın da altyapı sorunu kalmayacak. Biz sizin emrinizdeyiz. Başkanımız emrindeyiz. Yap diyeceksiniz, biz yapacağız. Artık Çanakkale'nin de, Ezine'nin de siyasi polemiklerden, ideolojik kavgalardan zaman kaybedecek hiçbir günü yok. İş yapmak istiyoruz, üretmek istiyoruz. Bakınız, Çanakkale'yi bir harita gibi değerlendirdik. Yaptaki Çanakkale o hatta, inşallah Allah ömür verirse göreceksiniz. Örnek, dünyanın gıpta ettiği bir köprüyü hayata geçireceğiz. Bir kadar başka projelerimiz var. Ama Ezine mahrum kalacak. Hayır. Üçüncü bölgede burası. Buraya da daha önce bahsettiğim gibi tarım OSB'si diye ifade ettiğimiz o tarım bölgesiyle ilgili altyapının olduğu, teknik imkanların olduğu, paketleme, ihraç, gümrük vesaire işlemlerin olduğu çok harika bir tesisi Ezine'ye değil, Çanakkale'ye değil, Türkiye öyle projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Benim gözümde BİGA'nın tesislerine de kıymetliyse, Yaptekin'in Çanakkale'nin köprüsüne de kıymetliyse, Ezine'nin tarım sanayi bölgesi o kadar kıymetli olacak. Komple ayak alacak inşallah buraları. O yüzden ben tekrar sizin desteğinizi, duanızı istiyorum. Allah yolunuz açık etsin. Buradan da Aybacı'ya geçeceğiz. Orada tesislerimiz var. Haftada yağmur atıştırıyor. Çok fazla vaktiniz almak istemem. Biz seçimden sonra bir ay olmasına rağmen ikinci girişimizin altını istiyorum. İmkan buldukça bir Çanakkale, bir Ankara. Ankara'da olacağız, işimizi yapacağız. Ama milletten kopmayacağız. Biz halkımızla beraber yol gördüğümüz için kıymetliyiz. O yüzden bir daha diyorum, daha çok geleceğiz. Daha çok beraber geleceğiz. Ama inşallah Türkiye'nin istikrarına, Türkiye'nin yatırımına, yarınlarına hep beraber katkı sağlayacağız. Onlar iş yapar dediler. Biz bu iş yapmanın hakkını vereceğiz inşallah. Halk bize sahip çıktı. Bunun hakkını ödemek için de gece gün çalışacağız inşallah. Ben tekrar emeği geçen il müdürümüzü, belediye başkanımızı, kaymakamımızı ve tüm ilgileri kutluyorum. Burada spor yapacak olan gençlerimizin şimdiden başarılı olmasını ümit ediyorum. Çanakkale'nin çok farklı yerlerinde, okçulukta, yüzmede, futbolda, atletizmde, farklı branşlarda derecesi olan kardeşlerimiz var. Ezine'nin de bu yarışa katılmasını ümit ediyor. Hep saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Ezine'nin hayırlı olsun. Bu vesileyle ben tekrar hem başkanımızı hem yardımcı olan destanlarımızı kutluyorum. Hakkında kutluyorum. Tekrar hayırlı olsun. Buyurun. Hadi. Thank you.